Hissettiğiniz şey yeniden hayata döndüğünüz hissi mi? Şu an içinde bulunduğunuz hayatın tam aksine daha önce dünyanın bambaşka bir yerinde yaşadığınız dürtüsünü engelleyemiyor musunuz? Hatta o yerin tüm ayrıntılarını en ince detayına varana kadar biliyorsunuz ve oraya yeniden gitmek için içinizde inanılmaz bir istek mi duyuyorsunuz? Ya da kendinizi daha önce yaşamış ve şu anki hayatınızla hiçbir alakası olmayan biri gibi mi hissediyorsunuz? Belki de bunların gerekli uzmanlar tarafından psikolojik sebeplere bağlanarak bir takım kısır cevapları verilebilir. Fakat içinizde bulundurduğunuz baskın duyguların yatışmasına hiçbir etkisi olmaz. Bir şey ya vardır ya yoktur. Bu tip konularda orta yol diye bir seçenek bulunmuyor. Bilime dayanarak ya %100 doğru bir cevap verilmelidir ya da bu konuyla alakalı olan olasılıkların keşfedilmesi yoluna gidilmelidir. Ki maalesef birçok uzman sıfatıyla adlandırılan kişilerin bilim kisvesine dayanıp verdiği tamamıyla manipüle edici cevapların yaygınlığı da maalesef ki oldukça fazla günümüzde. İkinci, üçüncü, dördüncü, onuncu veya daha belirleyici bir ifadeyle yeniden hayata dönmek, daha doğrusu öldükten sonra bambaşka bir bedende yeniden doğmak mümkün mü? Bu konuya belki de %100 doğru bir yanıt veremeyiz ama en azından araştırmaları takip edebilir veya paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle reenkarnasyona kutsal kitaplar ne diyor? Şöyle bir göz atalım. Reenkarnasyon terimi İncil'de geçmiyor olsa da tam tersini öğretiyor. Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi ise Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İbraniler 9:27-28 İncil. İncil'in özü reenkarnasyona karşı. İnsanın Tanrı'nın yaratışının en üstün yapıta olduğunu gösteriyor. İnsan maddi bir beden ve maddeden oluşmayan bir can ve ruhla Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Diğer bütün yaratıklardan, melekler ve hayvanlar dünyasından ayrı ve eşsiz olarak gösteriliyor. İnsanın ölüp daha sonra dünyaya başka bir insan ya da pire ya da inek olarak gelmesi düşüncesi saçma. İncil'e göre dünyadaki önceki yaşamımızda öğrenemediğimiz dersleri öğrenmek için yeni bir yaşama geçtiğimiz düşüncesi mantıken ters oluyor. Reenkarnasyon konusu İslam literatüründe düşünürleri ikiye bölmüştür. Genel kanı olarak yeniden doğmak yani reenkarnasyonun olmadığı üzerine olsa da bir kısım dindarlar tarafından da var olduğu düşünülüyor. Bunun için de Bakara suresinin 28. ayeti gösteriliyor. Ayet şöyle. Allah'ın varlığını nasıl inkar ediyorsunuz ki sizi ölüyken O diriltti. Sonra yine sizi O öldürecek. Yine sizi O diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz. Bakara suresi 28. Fakat bu ayetin bahsettiği diriltilmek ve öldürülmek evrelerini doğduğunuz ve sonra belirli bir yaşam süresinden sonra öldüğünüz ve asıl önemli olan yeniden diriliş bahsi ahiret zamanındaki diriliş ve ardından Allah'a döndürülmeniz anlatılıyor olduğudur. Yani İslam dininde reenkarnasyon inancının kesinlikle olmadığı görüşünün çok daha baskın olduğunu söylemek mümkündür. Bir de şöyle bir ayet var değerli arkadaşlar. Sizi biz yarattık, biz. Tasdik etseydiniz olmaz mıydı? Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Siz mi yaratıyorsunuz onu? Yoksa yaratıcılar bizler miyiz? Ölümü aranızda biz takdir ettik. Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız. Yemin olsun ilk yaratışı bildiniz. Peki düşünüp ibret alsanız olmaz mı? Vaka suresi 57-62. Bu ayette insanı düşündüren ayetlerden biri. Gelin Tevrat'a da göz atalım. Yahudilik inancında her birey nihai olarak kendi ameliyle ya kurtulacak ya da lanetlenecektir. Ahiret için birey yeniden diriltilecek, iyiler saadet yurduna yani cennete giderken kötüler cehennemde yani azap yurdunda kalacaklardır. İslam inancına benzeyen bir görüş ortaya çıkıyor.
Fakat reenkarnasyon konusunu ve tüm ayrıntılarını incelemek için Hindistan Budizmini derinden incelemek yeterli olacaktır. Çünkü reenkarnasyonun yayıldığı, temel alındığı esas noktanın Hindistan olduğu görülmekte ve incelediğinizde çok çeşitli dallarının da olduğunu görebilirsiniz. Yani Hint metinlerine göre yeniden doğuşunuzda bir böcek de olabilirsiniz, bir hayvan veya bitki de. Reenkarnasyonun filizlenmesi bu mantığa göre oluşuyor. Çok günahkar ve ruhunuz büyük bir inatla gelişmemişse bitkinin veya hayvanların belki de insanların en kötüsü olabiliyorsunuz. Ki bu durum çeşitlendirilebilir. Tarihin çok eski devirlerine dayanan ve Hint felsefesinde kendini kuvvetli bir şekilde hissettiren bu inancın farklı biçimleri olsa da tenasüye yani reenkarnasyona inananlar genel olarak iki gruba ayrılıyor. Birinci gruba göre ruhlar bedenlerini terk ettikten sonra aynı veya farklı türden olan bedenlere geçiyorlar. Bu görüşe göre reenkarnasyon ceza ve sevap türünden oluyor. İkinci gruba göre ise ruhlar bedenlerinden ayrıldıktan sonra kendi türlerinden olan bedenlere geçiyorlar. Başka türlere geçemiyorlar. Reenkarnasyon ruhun bir cisimden ötekine kimi kez de insandan hayvana, hayvandan insana geçmesi ruh göçü anlamlarına gelirken bu fikri savunan bazı gruplara göre reenkarnasyondan farklı ve daha önemli bir manada kullanılmakta. Batı'da ruhun ölümden sonra yine bir insan bedenine geçmesine reenkarnasyon, hayvan bedenine geçmesi ise transmigrasyon dendiğine de şahit oluyoruz. Ki bu durumda transmigrasyon reenkarnasyona denk geliyor. İşte durum bu şekilde değerli arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı mutlaka yazın ve bu tartışmada düşüncelerinizi belirtin mutlaka. Peki akademik bilgilerin yanı sıra dünyada yeniden yaşadığını düşünen insanlar ve bunu kanıtlayanlar yok mu diye soracak olursak cevabımız sizce ne olabilir? Elbette var. Hem de o kadar çok ki hangisinden başlayalım? Sürdüreceğiniz hayatı seçmenin bilinçli bir süreci vardır. Reenkarnasyon tarihimizin derinliklerine uzanan bir kavramdır ve Budizm ve Hinduizm de dahil olmak üzere birçok pagan ve Hint dininin temel ilkesidir. Dünya çapında milyarlarca insan hala yeniden doğuş fikrine inanıyor. Ancak bu tür iddiaları destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt var mı? Reenkarnasyonun etkileri oldukça derindir. Ve zamanın başlangıcından beri insanların sorduğu bazı büyük soruları yanıtlayabilir. Biz kimiz ve neden buradayız? Sosyal antropolog, yazar ve hayat koçu Marilyn Schiltz anlatıyor. Bu tür geçmiş yaşam deneyimlerinin canlı bir şekilde hatırlandığı ve hatta bir tür fiziksel doğum lekesiyle ilişkilendirildiği fikrini destekleyen binlerce vaka çalışması toplamaktı. Ve bunların hepsini yaptım. Reenkarnasyon gerçekse amacı ne olabilir? Ruhlar neden tekrar tekrar bedenlenir? Fizikçi, terapist Dr. Linda Beckman anlatıyor. Ruhun gelişmesi gerekir. Neredeyse bir ruh gibi bedene gelmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Ve öğrenmek kolay değil. Filozof, psikolog, bilim adamı ve yazar Raymond Moody anlatıyor. Bedeninizi bu varoluşta bıraktıktan sonra başka bir aleme girersiniz. Ve bu dünya düzleminde belli bir süre geçtikten sonra bir nedenden dolayı geri dönmeyi seçiyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde reenkarnasyon hakkındaki fikirlerin Batı'ya ilk kez 19. yüzyılda Hindistan üzerinden geldiğine dair bir efsane var. Ama bu kesinlikle doğru değil çünkü reenkarnasyon Batı medeniyetinin en başında bir fikir olarak mevcuttu. Alimler reenkarnasyon kavramının antik çağa dayandığı konusunda hemfikirler. Örneğin Neandertaliler gelecekteki yaşamları için aletleri ve yiyecekleriyle birlikte ölülerini gömdüler. Ve yeniden doğuş fikri Batı uygarlığına kadar devam etti. Ve ünlü bir şekilde felsefe terimini ortaya atan adam Pisagor tarafından öğretildi. Örneğin felsefe terimini ortaya atan kişi olan Pisagor bir reenkarnasyonistti. Ve geçmiş yaşamlarından 8'ini hatırladığını iddia etti.
ve öğrencilerine de bu deneyimi yaşatmayı başardığı bir tekniğe sahipti. Geçmiş yaşam regresyonları psikoloji uygulayıcıları arasında tartışmalı bir konu olabilir. Kanıtlar ve anlatılanlar çok büyük. Ancak gerçekte ne olduklarına dair tartışmalar var. Dr. Ian Stevenson saygın bir psikologtu ve Virginia Üniversitesi'nde psikoloji bölümünün başkanıydı. Reenkarnasyon kavramını çürütmek amacıyla parapsikoloji olarak da bilinen paranormal psikoloji araştırmalarını finanse etmesi için kendisine 1 milyon dolarlık bir hibe verildi. Stevenson, küçük çocukların geçmiş yaşamlarından esrarengiz anılarıyla ilgili binlerce vakayı araştırmaya devam etti. Niyeti bu fenomeni çürütmek olsa da sonunda onun en sadık savunucularından ve en özverili araştırmacılarından biri oldu. Bugün Dr. Jim Tucker, Stevenson'ın başlattığı işi yürütmeye devam ediyor. Geçmiş yaşam regresyonistlerinin aksine Dr. Stevenson ve Dr. Tucker hipnoz altına alınanları incelemezler. Bunun yerine bir şeyleri kendiliğinden hatırlamaya başlayan ve tamamen farkındayken önceki yaşamlar hakkında konuşmaya başlayan çocukların vakalarına bakarlar. Tucker'ın gazetelerden birine 3 yaşında okula bisikletle giderken önceki hayatında vurulup öldürüldüğünden şikayet etmeye başlayan Taylandlı bir çocuğun hikayesini anlattı. Yerel bir öğretmen olduğunu bile hatırladı ve adını Boa Kai olduğunu söyledi. Büyük annesi onu yaşadığını söylediği köye ve bir eve götürdü. Tuhaftır ki orada yaşayan insanları tanıdı ve 5 yıl önce oğulları Boa Kai'nin işe bisiklet sürerken vurularak öldürüldüğünü doğruladılar. Kafasının arkasından vurulmuş küçük bir giriş yarasıyla işaretlenmişti. Başının önünde daha büyük bir çıkış yarası vardı. Küçük çocuk başının arkasında küçük bir doğum lekesi ve alnında daha büyük tuhaf şekilli bir İzle doğmuştu. Sosyal antropolog, yazar ve hayat koçu Marilyn Shields anlatıyor. Çocuklarda çok oluyor ve Charlottesville'deki Virginia Üniversitesi'nde bu vakaların binlercesini belgelediler. Bakın binlerce diyorum. Yani bunu bir laboratuvar ortamında gerçekleştiremezsiniz. Her şey kendiliğinden oluyor. Ancak yapabileceğiniz şey bilimsel bir bakış açısından anlamlı bir şey olduğuna dair yeterli kanıt oluşturmaktır. Ve reenkarnasyon için elimizdeki kanıtlar da bu. İnsanların geçmiş yaşamlarını hatırlamalarının iki temel yolu vardır. Biri, anıları birdenbire çok ayrıntılı olarak hatırlayan pek çok çocukta olduğu gibi kendiliğindendir. İkincisi, bir hastanın hipnoz altına alındığı ve ardından eğitimli bir regresyon terapisti tarafından önceki yaşamlarını hatırlamaya yönlendirildiği hipnoterapidir. Fizikçi, terapist Dr. Linda Beckman anlatıyor. Geçmiş bir yaşamda ilk sahneye ulaşmanın ne kadar kolay olduğu insanları şaşırtıyor. Ve sonra nasıl açıldığını, nasıl soru sorulacağını, nasıl derinleştirileceğini bilmek eğitimli bir regresyon terapistinin işidir. Ama aynı zamanda kendiliğinden ilerliyor. Hastaya bilgi vermiyorum. Bana bilgiyi kendileri söylüyorlar. Reenkarnasyon gerçekse amacı nedir? Psikolog ve regresyon terapisti Dr. Linda Beckman yüzlerce hastayı geçmiş yaşamlarına yönlendirdi ve cevabı buldu. Dr. Linda Beckman anlatıyor. Geçmiş yaşamlar şimdiki yaşamdaki her şeyi açıklar. Çünkü geçmiş yaşamların bugünkü yaşamla doğrudan bir bağlantısı vardır. Öğrendiğim şey şu, bugün yaşamda değiştirmek için üzerinde çalıştığımız bir şeyi açıklıyorlar. Buna karma diyoruz. Evet, karma için yeniden doğuyorlar. Ayrıca bir ilişkiyi, fiziksel bir semptomu da açıklayabilirler. Ruhun gelişmesi gerekiyor ve bizim de öğrenmemiz gereken şey bu. Böylece karma topluyoruz. Ve ayrıca dharma topluyoruz. Ve şu anki hayatımızda bunun üzerinde çalışıyoruz. Karma, geçmiş yaşamımızda verdiğimiz ve belki de en iyi karar olmayan bir özgür irade kararı. Ruhunda kalıcı bir kara leke değil. Sonraki bir yaşamda dengeleyebileceğiniz bir şey. Bir yaşam planınız, yaşam niyetleriniz var. Ve sonra temelde özgür iradeyle gelirsiniz. Birçok insan yaşamları boyunca derin acılar yaşar. Öyleyse neden bir ruh acı çektiğini bile bile bedene gelmeyi seçsin? Filozof, bilim adamı, fizikçi ve yazar Raymond Moody anlatıyor.
bu çerçevenin dışındaki çerçeveden belirli bir tür ıstırap çekeceğimizi bilerek bu çerçeveye girmeyi seçmemiz bana tamamen mantıklı geliyor. Çünkü bu çerçeveden zamanın sınırlı olduğunu biliyoruz. Siz bunun dışında kalacak. Ama sonra bir kez bu çerçeveye girdiğinizde o bilgi engellenir. Böylece orada ham ıstırapla karşı karşıya kalırsınız. İçgörü olmadan belki de en başta onu seçtiğinizi ama aynı zamanda biteceğini de bilirsiniz. Reenkarnasyonun en büyüleyici kısımlarından biri bir ruh grubu veya birlikte enkarne olmayı seçen bir grup ruh fikridir. Dr. Linda Beckman anlatıyor. Bunu bir regresyonun ruh düzeyinde zaman zaman karşılaştıkları, tekrar tekrar enkarne oldukları bir grup ruh oldu. Her hastamda bunu gördüm ve defalarca teyit ederek anladım. Basitçe söylemek gerekirse buna ruh kapsülü demeyi seviyorum. Beraber geliyorlar. Bir ruh bölmesi çoğumuzun en sık enkarne olduğumuz yaklaşık 10 ila 20 ruhumuz olduğu anlamına geliyor. Ebeveynseniz ve bir çocuğunuz varsa ebeveyn ve çocuk olmak için ruh düzeyinde bir anlaşma yapmış olursunuz. Bir amaç için buraya geldiniz. Birçok regresyon terapisi seansı boyunca hastalar yalnızca önceki insan yaşamlarını değil, aynı zamanda zeki gezegen dışı yabancı türlerin yaşamlarını da hatırlar. Son 10 ila 12 yılda gezegenler arası ruhlarını keşfeden birçok hastayla karşılaştım. Yani buraya düzenli olarak gelmiyorlar. Ara sıra buraya gelirler ve eğer açıklamayı fazlaca basitleştirirsem dünyaya gelirler. Çünkü onlar son derece evrimleşmişlerdir ve evrimleşmiş sağlıklı yerlerden gelirler. Bize insanlık olarak nasıl ilerleyeceğimizi öğretmeye çalışırlar ve amaçları budur. Bunları anlatan hastalarım var. Ben geçmiş bir yaşam regresyonuna rehberlik etmek niyetindeyim. Bazı hastalarımı sorularım dahilinde cevap vermeye başladıklarında ilk sahne genelde bir uzay gemisinde başlıyor. Bu belki de birçok kişiye garip gelebilir. Hastalarımın gemileri ve bulundukları yerleri detaylandırışları, anlattıkları şeyler ciddi anlamda önemli boyutlarda. Hangi malzemelerden yapıldığına dair gerçek fiziksel ayrıntıları bile anlatıyorlar. Hatta gemideki komuta zinciri, kendi bulundukları mevkileri, görevleri ve o an yapmakta olduğumuz seansa kimin izin verdiğine kadar birçok bilgi verebiliyorlar. Bana göre bunlar terapi esnasında uydurulması kesinlikle imkansız olan şeyler. Initiation'ın sunucusu Matthias de Stefano, geçmiş yaşamlarını farklı itiler olarak hatırladığını iddia ediyor. Onlarca kez terapiyle hipnoz altına alınarak sorulan sorular neticesinde vermiş olduğu cevapların hiçbir seansla çakışmadığı da görüldü. Diğer gezegenler arası ruhlar gibi galaksiler arası tarihimizi öğretmek ve insanlık yeni bir çağa ilerlerken bilincin yükselmesine yardımcı olmak için burada olduğunu söylüyor. Ben 11-12 yaşlarımdayken önceki hayatlarımı hatırlamaya başladım ve elbette hatırlayan başkalarını bulana kadar bu devam etti. Aslında delirdiğimi düşündüm. Hayatımda yaptığım her şey dünyanın her yerine gitme misyonumla uyumlu aslında. Ve tüm bu enerji düğümlerini birbirine bağlamak ve insanlara anılarımı paylaşmak ve öğretmek. Dengede yaşadığım bir şey. Reenkarnasyon bireyler ve türler olarak amacımız ve evrimimizle ilgili derin etkileri olan tarihimize ve kültürümüze gömülü bir kavramdır. Bilimsel kanıtları ölçmek çok zor olsa da geçmiş yaşamlarını hatırlayanlara göre ruhumuzun evrimi, ruhun bu evrende ve ötesinde birçok tür aracılığıyla milyarlarca yıl boyunca öğrendiği ve büyüdüğü epik bir bilim kurgu anlatısına benziyor. Geçmiş yaşamların bu anılarından yararlanmanın yolları olması gerektiğini anlıyorum. Ancak muhtemelen kendi haline bıraksan iyi olur diyen Tibet geleneğine saygı duyuyorum. Bunun nedeni de Platon'un benzer bir şey söylemesidir. Uyanık hayatımızın her anında geçmiş yaşamlardan gelen tüm bu bilgilerle dolup taşarsak, elimizdeki bu göreve konsantre olmamız daha da zorlaşır.
18 Ocak 1902'de Hindistan, Mathura'da Lukdi ismi verilen bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kız henüz 10 yaşındayken Mathura'da bir manifaturacı olan Kadernath Chuba ile evlendirildi. Lukdi dindar bir kızdı. Lukdi'nin ilk çocuğu zor bir doğum sonrasında ölü olarak dünyaya geldi. İkinci defa hamile kaldığında endişe eden kocası onu doğum için Akdi'deki devlet hastanesine götürdü. Sezaryenle bir erkek çocuk dünyaya getiren Lukdi doğumdan 10 gün sonra 4 Ekim 1925'te hayatını kaybetti. Devamında 1926 yılının 11 Aralık gününde Delhi'nin küçük bir mahallesinde Shanti Devi adı verilen bir kız dünyaya geldi. Çocuk 4 yaşına kadar son derece sıradandı ve çok sessizdi. Çocuk 4 yaş civarına geldiğinde hiç durmadan Mathura'da yaşadığını ve bir kocası ve oğlu olduğunu anlatmaya başladı. Evde yenilen yemekleri yabancılıyor ve biz Mathura'da farklı şeyler yerdik diyor. Eskiden giydiği kıyafetleri detaylıca anlatıyordu. Küçük kız 6 yaşına geldiğinde anne ve babasına oğlunu sezaryenle nasıl doğurduğunu ve sonra nasıl öldüğünü anlatınca aile şok oldu. Ve mahalle doktoruna bu hikayeyi anlattılar. Doktor 6 yaşında bir kız çocuğunun bir sezaryen ameliyatını bu kadar detaylı olarak anlatması karşısında çok şaşırdı ve aile ilk kez çocuğun bir geçmiş yaşamından bahsediyor olabileceğine inanmaya başladı. Shanti Devi anne babasından sürekli kendisini eskiden yaşadığı yer olan Mathura'ya götürmelerini istiyordu. Nihayet ailenin uzaktan akrabası ve bir öğretmen olan Babu Bishandart, Shanti Diva'ya eğer kocasının adını söylerse kızı Mathura'ya götüreceğini söyledi. Shanti adamın kulağına Pandit Kadernath Chuba ismini fısıldadı. Adam Pandit Kadernath Chuba'ya kızın söylediklerini anlatan bir mektup yazdı. Kısa bir süre sonra cevap geldi. Pandit kızın anlattıklarının büyük bir kısmının doğru olduğunu teyit ediyor ve küçücük kızla konuşması için Delhi'de bulunan bir akrabasını göndermek istiyordu. Pandit'in kuzeni Kanjimal kızı ziyarete gelir ve kendisini derhal tanıyan kıza bir dizi soru sorar. Kızın tüm sorulara tatminkar cevaplar vermesi üzerine derhal Pandit'e haber verip kızı görmeye gelmesini ister. Pandit, kuzeni Kanjimal, oğlu Navnet ve yeni karısıyla kızın evine gelir. Kuzen Kanjimal kızı şaşırtmak için adamı Pandit'in abisi olarak tanıştırır. Fakat Shanti Devi hemen onun kendi kocası olduğunu söyler. Misafirleri yemek hazırlayacağında Shanti annesinden patates yemeği ve bal kabağı püresi hazırlamasını ister. Bunun üzerine Pandit dona kalır. Çünkü kızın söyledikleri adamın en sevdiği yiyeceklerdir. Shanti oğlu olduğunu söylediği Navnet'i görünce hemen tanır ve çok heyecanlanır. Daha sonra Pandit Shanti ile yalnız kalmak istediğini söyler. Kıza sormak istediği sorular vardır. Bu konuşmanın ardından adam Shanti'nin Lukdi olduğuna artık emin olduğunu çünkü başka hiç kimsenin bilmesinin mümkün olmadığı şeyleri bildiğini söyler. Aile Mathura'ya döndükten sonra Shanti çok üzülür. Bu arada kızın hikayesi medya aracılığıyla tüm ülkeye hızla yayılır ve Mahatma Gandhi'ye kadar gider. Gandhi kızla tanışır, anlattıklarından çok etkilenir ve arkasından tam 15 kişilik bir heyeti bu vakayı araştırmakla görevlendirir. Heyet kızı alıp trenle Mathura'ya götürdü. Şehre vardıklarında Shanti kendilerini karşılamaya gelenler arasında daha önce hiç görmediği Pandit'in abisini tanıyarak adamın kendisinin kayınbiraderi olduğunu söyledi. Arabayla Lukdi'nin evine doğru giderlerken Lukdi'nin orada yaşadığı dönemlerden bu yana değişmiş olan her şeyi doğru olarak tespit etti. Evin önüne geldiklerinde yaşlıca bir adamın ayaklarına kapanarak onun kayınpederi olduğunu söyledi. Bu da doğruydu. Kız eve girince direkt olarak yatak odasını buldu ve içeride Lukdi'den kalan eşyaları tanıdı. Kendisine sadece Mathura lehçesinde kullanılan kimi kelimelerin ne olduğunu sorduklarında hepsini bildi. Daha sonra tekrar bir arabaya binerek kızın kocası Pandit'le beraber yaşadığı bir diğer eve gittiler. Sürücüye yolu Shanti tarif etti. Evin bahçesinde bir kuyu olduğunu söyledi ve bulamayınca şaşırdı. Fakat hakikaten bir kuyu vardı ve Pandit kuyunun üzerini bir kayayla örtmüştü. Daha sonra kızı Lukdi'nin anne babasının evine götürdüler. Orada yaşananlar o kadar duygusaldı ki bütün heyet gözyaşlarına boğuldu. Ve kızı Lukdi'nin ailesinden zorla ayırdılar. Shanti hiç evlenmedi. Shanti Devi'nin reenkarnasyon olayı kadın 1986 yılında ölene kadar pek çok bilim adamı, araştırmacı, gazeteci, ruh bilimci ve din adamı tarafından incelendi ve asla sahte diye çürütülemedi. Mahatma Gandhi tarafından görevlendirilen heyette raporlarında kızın hakikaten Lukdi'nin reenkarnasyonu olduğuna ikna olduklarını ve geçmiş hayatlarımızı hatırlamıyor oluşumuzun bizler için bir nimet olduğunu yazdılar.
Reenkarnasyon konusunda en bilimsel sayılabilecek araştırmaları 88 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı psikiyatrist olan Ian Stevenson'ı yürütüyordu. Virginia Üniversitesi'ndeki Kişilik Bölünmeleri Çalışmaları Departmanı'nın başında görev alan Stevenson, yıllarca birçok akademisyenin alay konusu oldu. Ancak 40 yıllık süre içinde geçmiş yaşamlarından anılarını hatırladıklarını öne süren dünyanın dört bir yanında 3000 kadar çocuk üzerinde çalışmalar yürüttü. Ve dünyaya reenkarnasyonun gerçekten de var olabileceğini kanıtlamaya çalıştı. Stevenson araştırmalarını geçmiş yaşamlarından izler taşıdığı öne sürülen 2-5 yaşlar arasındaki çocuklar üzerinde yürüttü. Psikiyatriste göre çocuklar bu anıları 8 yaşlarına geldiğinde tamamen unutmaya başlıyorlar. Stevenson'ın en çok ses getiren çalışması 20 Örnek Reenkarnasyon Vakası isimli kitabında bir araya getirildi. Bu kitabı mutlaka okumanızı öneriyorum. Ve işte size bir hikaye daha. Hatay'da eski yaşamlarında aynı kişi olduklarını ve aynı ruhla reenkarne olduklarını iddia eden iki farklı kişinin garip bir hikayesi. Olay 90'lı yılların sonunda gerçekleşti. Hatay'ın Döver adlı köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Demet Kızılkan adlı genç kız, daha önce başka bir hayat yaşadığını, önceki yaşamında isminin Besime Yayar olduğunu söyledi. Besime Yayarken hamile kaldığını, eşi tarafından hamileyken boğularak öldürüldüğünü anlattı. Ailesini şaşkına çeviren genç kızın anlattıklarının doğru mu yanlış mı olduğu araştırıldı. Ve gerçekten de geçmişte Besime Yayar adında hamile bir kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Herkes dehşete düşmüştü. Olay etrafta yayılırken dikkat çeken bir iddia daha gündeme gelmişti. Demet dışında 12 yaşındaki küçük bir kız çocuğu da geçmişte başka bir hayat yaşadığını, önceki hayatında adının Besime Yayar olduğunu söyledi. 12 yaşındaki İpek Kart, "Başka bir hayat yaşıyordum. Adım Besime Yayar'dı ve ben hamileyken eşim beni damdan iterek öldürdü," dedi. İki kişi de aynı kişi olduğunu söylüyor fakat farklı bir hikaye anlatıyordu. Herkesin dikkatini çeken bu durum üzerine araştırmalar yapıldı. İki kişi de aynı ruhu taşıdıklarını söyledikleri halde nasıl iki ayrı bedende aynı ruh olabilirdi? Ya da neden biri boğularak öldürüldüğünü iddia ediyorken biri de eşinin onu damdan attığını söylüyordu? Herkes bunu merak ediyordu. Demet de Küçük İpek de olayın açıklığa kavuşturulması için vefat ettiklerini söyledikleri eve götürüldü. 12 yaşındaki İpek kendisinin olduğunu söylediği Besime Yayar'ın annesine "Anne neden mezarıma gelmedin?" diye sordu. Herkes buz kesmişti. "Anne Fatma Hanım, geldim kızım. Bebeği karnında ölen talihsiz kızım benim. Mezarının başında ağladım ve hala her gün ağlıyorum." şeklinde cevap verdi. Kimse bir şey anlamıyordu. Demet de İpek de başından geçenleri tekrar tekrar anlatıyordu. Olay en sonunda gün yüzüne çıkarıldı. Demet, "Ben Besime'yken kocamla avluda tartışıyorduk. Sonra boğazımı sıkmaya başladı ve sonrası yok," diyordu. Bu nedenle boğularak öldürüldüğünü düşünüyordu. Olay İpek'in "Eşim beni damdan aşağı itti" demesiyle tamamen açıklığa kavuştu. Demet boğulduktan sonra bayıldığı için bir şey hatırlamıyordu ama işin gerçeği avludan düşerek ölmesiydi. Bu da herkesi tek bir gerçeğe ulaştırıyordu. Besime gibi karnındaki bebek de reenkarne olmuş olabilirdi. İpek, Fatma Hanım'a "Annen neden mezarıma gelmedin?" diye sormuştu. Oysa Fatma Hanım mezarlığa gittiğini söylemişti. Araştırmacılar Fatma Hanım'a, "Fatma Hanım, sen kızın mezarına gittiğinde daha anne karnında doğmadan ölen torunun içinde dua ettin mi?" diye sordu. Fatma Hanım da, "Hayır, ben hep talihsiz kızım için ağladım. Bebek kimsenin aklına bile gelmedi," şeklinde cevap verdi. Her şey çorap söküğü gibi gelişiyordu. Besime Yayar, Demet Kızılkan olarak tekrar dünyaya gelmişti. İpek ise onun karnında ölen bebeğiydi. İpek'in olayı daha detaylı hatırlamasının nedeni Besime'nin boğulduktan sonra bayılmasıydı. Anne karnında olan İpek hala bilinçli olduğu için her şeyi detaylarıyla birlikte hatırlıyordu. Daha annesinin karnında bir bebek olduğu ve kimliksiz olduğu için kendisini Besime Yayar olarak hatırlıyordu. İlk başlarda farklı hikayeler anlatarak kafaları karıştırmış olsalar da her şey açıklığa kavuştu. Her ikisi de doğru hikayeleri anlatıyordu. Türkiye'de reenkarnasyona delil olarak gösterilen vakalar arasına giren örneklerden biri olarak yerini alan bu hikaye dinleyenleri halen etkiliyor. Reenkarnasyona inanıp inanmamak kişinin kendisine kalmış bir şey. Fakat bu hikayenin insanı şaşırtan bir gerçekliğinin olduğu kesin. Dünyada çok farklı şeyler yaşanıyor. Aslında sizlere aktarmak istediğim bir reenkarnasyon olayı daha var. Öldükten sonra tekrar dirilerek
katilini yakalatan çocuğu dinleyince tüyleriniz ürperecek. İşte reenkarnasyonun delili olarak gösterilen büyük hikaye. Titus Singh. Titus Singh daha çok küçük bir çocukken, yaklaşık 2,5 yaşlarındayken ailesini şaşırtmaya başlamıştı. Sanki farklı bir dünyada farklı bir hayat yaşamış ve yeni hayatında bambaşka bir insan olarak dünyaya gelmiş gibi şeyler anlatıyor. Ailesini şaşkına çeviriyordu. Hindistan'ın Agra şehrinde eski bir evde iki çocuğu ve eşiyle yaşadığını söylüyordu. Evin geçimini sağlamak ve çocuklarına bakmak için bir radyo dükkanında çalıştığını, adının Suresh Verma, eşinin de Uma olduğunu anlatıyordu. Kimse Titus'u ciddiye almıyor ve tüm bunları hayal gücünün bir ürünü olarak uydurduğunu düşünüyordu. Titus bir gün birinin onu silahla kafasından vurarak öldürdüğünü anlattığında ailesinin dikkatini çekmeye başladı. Kurşunun bir şakağından girip diğerinden çıktığını, daha sonra vuran kişinin cesedini nehre attığını söylüyordu. Detaylar gittikçe artıyor, aile ise hala bir uydurma olduğunu düşünse de kendilerini endişelenmekten geri alamıyordu. Bu nedenle aile, büyük çocuklarını böyle bir şeyin gerçek olup olmadığını öğrenmek için Agra'ya yolladı. Titu'nun abisi Agra'dan döndükten sonra işler iyice sarpa saracaktı. Çünkü Agra'da gerçekten de Uma adında iki çocuklu dul bir kadın vardı. Uma bir radyo dükkanı işletiyordu ve dükkanın adı Suresh'ti. Titu'nun abisi de dehşete düştüğü için durumu Uma'ya anlattı ve Uma da duydukları karşısında iyice meraklandı. Titu Uma ile tanışmak için Agra'ya geldi. Henüz kimse ne Uma ile ne de çocuklarıyla tanışmamışken Titu iki çocuğunu görünce hemen tanıdı ve herkesi şaşkına çevirdi. Dükkana giden Titu dükkanda olan ufacık değişiklikleri bile fark etti ve Uma ile adeta geçmişi yad ederek sohbet etmeye başladı. Eşiyle gittiği panayırdan ve bahçeye gömdükleri altınlardan bahseden Titu'nun bunları biliyor olması imkansızdı. Anlattıklarıyla kan donduruyordu. Bir şakağından giren ve diğer şakağından çıkan bir kurşunla öldürüldüğü anısını anlattığındaysa artık herkes Titu'ya inanmaya başladı. Olay belgesel oldu ve mahkemeye taşındı. Suresh'in otopsi raporu incelendi ve anlattıklarıyla birebir uyuştuğu tespit edildi. Fakat yine de teyit edilmesi için Titu'nun saçlarını tıraş ederek kurşun yarası olup olmadığı araştırıldı. Canlı yayınlanan o tıraş anlarında gerçekten de iki şakağındaki kurşun yarasını tüm dünya gördü. Titu'nun anlattıklarıyla daha önce kapanan dava biraz daha aydınlandı ve davanın yeniden açılmasına karar verildi. Cinayetle ilgili her detayı anlattı Titu. Hatta katilinin adını bile verdi. Sedik Yohadyen isimli bir iş adamının Suresh akşam vakti aracıyla evine gelip tam kapıyı açacağı sırada silahla vurduğunu söyledi. Sedik Yohadyen bulundu, sorgulandı ve cinayeti itiraf etti. Herkes bu küçük çocuğun ölümünden sonra tekrar dirildiğine inandı ve reenkarnasyonun bir ispatı olarak gördü. Titu şu an yaşıyor mu, ne yapıyor bilinmiyor. Fakat tarihe adını yazdıran bir insan olarak akıllarda kalmaya devam edecek. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, kanıtlanmış hikayeleri internet ortamında yüzlercesini bulabilirsiniz. Reenkarnasyon konusuna tarafsız bir gözle bakmaya çalıştım ve ortaya çıkan ayrıntılar videoda olduğu gibi. İster inanın, ister inanmayın. Ama durum bu şekilde. Ben Volkan Çelik. Kanalımıza abone olun, güç verin, videolarımızı sosyal ağlarınızda paylaşın ve bildirim zilinizi açın değerli arkadaşlar. Gizemleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Yeniden görüşeceğiz.